Arkadaşlar merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet, bayramdan döndük tatilden. Çok şükür güzel bir bayram geçirdik, sevdiklerimizle buluştuk, güzel vakitler geçirdik. Şimdi tekrar döndük. Bitkilerimi hemen kontrol ettim. Tabii ki çok şükür ki sorun yok arkadaşlar. Dipleri hala, bakın, havalarda serin gitti, dipleri hala ıslak. Hiçbir sorun yok. Hepsi sağlıklı. Hiçbirinde kuruma yok. Sadece sukulentlerde birkaç kaybım olmuş arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim size. Ama bu sardunyam tekrar coşmuş arkadaşlar. İlkbahar gibi, bakın. Her yeri tomurcuktu ben giderken. Bütün tomurcuklarını açmış ve açmaya devam ediyor. Dediğim gibi sardunyaların böyle güzel güzel açmasını istiyorsanız sürekli çiçekleri, kuruyan çiçekleri kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kuruyan yaprakları kesmeniz gerekiyor. Oralardan yeni tomurcuklar veriyor demiştim size. Bakın, bu benim artık ikinci çiçeklenmesi ve dolu dolu çok güzel çiçeklendi gördüğünüz gibi. Rengi zaten çok güzel bir sardunya. Burada bazı yapraklar kurumuş. Tabii onları temizleyeceğim. Bunlar normal, sürekli olan şeyler. Hani bu bitkinizin sağlıksız olduğunu göstermez. Yine şu sardunyam da açmış arkadaşlar. Yine ceylan gözü sardunyam. İlkbahardan sonra böyle çok dolu dolu açmaz demiştim ama gerçekten yine güzel güzel açmışlar. Beni şaşırttılar. Burada başka şöyle çiçek kurutanlar olmuş, yaprak kurutanlar olmuş. Onların yapraklarını temizleyeceğim. Dediğim gibi bunlar normal şeyler. Burada şu küçükler hala duruyor. Bakın çok güzel çiçekleri. Bunların çiçekleri uzun süre kalıyor arkadaşlar gerçekten de. Şu yine minik minik açan, pıtır pıtır açan, bakın çiçeklerini dökmüş, bunları temizleyeceğim. Şurada Lady Rococom vardı, bakın çiçek kurutmuş, artık bunu almam gerekiyor. Çünkü burada yeni bir tomurcuğu var, ona gücünü versin istiyorum, enerjisini ona harcasın istiyorum. Bunlar böyle, sardunyalarım gerçekten çok güzel, hiçbir sorun yok. Bazıları fazla kurumuş, bazıları çok az kurumuş. Şu sardunyam da yine özel türlerden, somon picote. Bu da arkadaşlar yine tomurcuklanmış, çiçek açmış, yapraklarını kurutmuş bazı. Onlar normal, dediğim gibi onlar klasik süreçlerden. Bakın geçen sefer budadığım ceylan gözüm yine bir sürü tomurcuk çıkarmış. Gerçekten hani budanmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Şurada özel tür yine astritim var, o da tomurcuklu arkadaşlar, bakın. Burada ceylan gözlerim var, yine mükemmel açtı. Şu benim özel türüm, bakın bu da tomurcuklanmış. Bakalım çiçeğini göreceğiz, kocaman oldu ağacı. Şimdi size sardunyalarımı gösterdim. Durumları gayet iyi, sardunyalarda hiçbir problem yok, bıraktığım gibi duruyorlar. Sukulentlerde birkaç kaybım var, onu göstereceğim. Bir de sukulentlerimi göstereceğim size. Arkadaşlar bu kasam sağlıklı, bu kasada kaybım yok, hiçbir sorun yok, gerçekten gayet iyi, mutlu mesut yaşıyorlar diyebilirim. Sulamadım, o kadar susuzlar ki, inanılmaz susuzlar. Bilmiyorum hani sular mıyım, ne zaman sularım, hiçbir fikrim yok. Bu kasam da iyi arkadaşlar, burada da kaybım yok, gayet sağlıklı. Size şuradaki kaybımı göstereyim. Şurada Echeveria sakura saksım bu benim, şöyle minik minik bir tür bu. Bakın göstereyim. Şuradaki bakın nasıl çürümüş arkadaşlar, görüyor musunuz? Böyle işte ortadan komple size göstermek için şöyle bıraktım. İnanılmaz bir şekilde yanmış, haşlanmış resmen, bakar mısınız? Ne kadar kötü olmuş. Böyle kayıplar olabiliyor yazın. Şu da bir mutsuz gibi sanki ama bilemiyorum. Diğerleri şunlar mesela, klasikler, gayet sağlam. Şurada Purple Delight'ım var, bir sürü bebek yaptı, görüyorsunuz. Bunlar iyi arkadaşlar, Echeveria'larım, bunlarda sorun yok, bunlarda gayet sağlıklı devam ediyoruz, hiçbir problem yok. Şu kasamda da bir problem yok arkadaşlar, buradakiler de sağlıklı. Çok şükür ki hiçbir sorun, kayıp yok burada da. Kayıplar olacak, biliyoruz zaten, olacaktı yani. Burada Allen'larım var, bunlarda da bir problem yok. Lovely Rose'larımda da herhangi bir problem yok şimdilik.
Tabii yaz daha yeni başlıyor arkadaşlar. Yani problemler ardı arası kesilmeyecektir. Şu açmamış hala. Diyordum hani ne zaman açar? Bakın tomurcuklar üzerinde. Bunu ben böyle şöyle koyayım da güneşlensin. Güneş de açsın. Çok güzel değil mi? Bu hali bile çok güzel. Evet. Arkadaşlar burada da sorun yok. Dediğim gibi buradaki türlerim hepsi çok güzel. Ramiletten bakın çiçek açtı yine muhteşem bir şekilde. Şurada perlem var. Şu Graptu Altair. Graptu Sukulentim. Bunun da çiçekleri muhteşem oluyor. Şöyle göstereyim. Bu kasamda da problem yok arkadaşlar. Bunlar da sağlıklı. Külleme biraz geri gitmiş diyebilirim. Bunlarda hiçbir problem yok. Çok şükür hepsi sağlıklı. Yaprak kurutmalar olmuş. Çok normal. Çok susuzlar çünkü. Şu kasada yine aynı problem yok. Çok şükür hepsi iyi durumda. Birkaç tane kaybım olmuş ama yine de insan tabii üzülüyor. Çok susuzlar. İnanılmaz susuzlar. Opalinam nasıl yaprak kurutmuş yani susuzluktan. Dehşet susuzlar. Bu akşam belki de sularım onları. Şöyle burada işte sangam var. Echeveria sangam. Şurada. Burada da bir problem yok arkadaşlar. Mesela trompetim. Bu normal. Şunu göstereyim size. Bakın minimum çiçek açtı. Nasıl güzel çiçekleri var bakar mısınız? Çiçeklere bakın. Çok güzel çiçekleri var. Muhteşem çiçekler açmış. Güzel gelişmeler var balkonda yani aslında. Şu bunlar sağlam. Bunlarda da bir problem yok çok şükür. Problem olanlar ortada yani belli. Şurada problemli Güella variegatım gayet güzel. Şu anda bir problem görünmüyor. Yine şu Beyonsum. Bunda da bir problem yok. Enfant problem yok yine. Ama şöyle çok susuzlar. İnanılmaz susuzlar yani. Şurada Saigon'um var. Yapraklar artık böyle buzuşmuşlar. Echeveria Kante. Kante de iyi şu anda. Şu bir mutsuz gibi. Ölebilir. Bilemiyorum. Orion'um güzel. Yani bir problem yok. Ama en mutlu kaktüsler tabii ki. Şuradakiler arkadaşlar bunlar da sağlıklı. Rococom var. İşte şu Noble. Peach Brightum. Bunlarda sorunlarım yok yine. Oradaki bir sakuram ölmüş. İşte onu size gösterdim zaten. Şu Sedumum çok güzel çiçek açıyor. Bakın. Çiçeklerini hatta kurutmuş. Grenovia'm tamamen kapanmış durumda. Evet arkadaşlar bakın kaktüslerimden benim şu bir tanecik minnak şekli olan kendi kadar büyük çiçeği olan bir kaktüsüm. Çok güzel çiçek açtı. Bakar mısınız? Çok mutlu oldum. Yani kaktüsler yazın çok mutlu ediyor gerçekten. Çiçekleri böyle kenarları da pembiş pembiş. Çok tatlı bir tür. Burada yine cimno kaktüsüm var. Şu cimno kaktüsüm de beyaz beyaz böyle tomurcuk dolu. Bakın çiçek açacak inşallah. Şurada da yine sarı. Bakın şu haline bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Kaktüslerim böyle arkadaşlar. Hani çok bol tomurcuklular. Ve şurada da bir güzelliğim var. Çiçek açmış yine. Şurada da çiçekleri gelen bir kızım var. Kar topu kaktüsüm. Hepsi çok güzel. Gerçekten kaktüsler. Bakın şu Mamillaria kaktüs çok güzel bir kaktüs. Yine burada da güzel cimnolar var. Şu Giant Blue arkadaşlar bunda bir problem yok. Şuradan ya çiçek sapı ya da yavru geliyor bir tane. Gelişimi de çok güzel. Koca bir kız bu. Diğer şu yılan kaktüsüm arkadaşlar. Yılan kaktüsüm de bir sürü yavru yapıyor. Çok güzel bir şekilde. Şuradaki kasama geldik. Burada Baron Bolt vardı işte. Bunlar bayağı hasta oldu arkadaşlar. Şu anda işte yani düzelmeye başladılar. Şuradaki size şeyi göstereyim arkadaşlar kaybımı. Bakın bu benim Imbricate Rose'um. Renkli olan türüm Verigate. Ben bunu tepe çeliği almama rağmen burada kendi kendine yandan doğru çürüme yapmış ve kaybettim. Yani Imbricate Rose'um yok artık. Ve yine diğer kaybım
Echeveria gigante, böyle iri yapraklı, etli yapraklı bir türüm vardı. Çok güzel bir türdü böyle. Yaprakları kocamandı ama onu da kaybettim. Bu yapraklar yavru verir mi? Bilmiyorum verir mi? Ama öyle gitti artık, yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Burada da yedeklediğim tepe çeliği aldım. Mesela lavlirozum var. Köklenmiş arkadaşlar. Bunu dikmem lazım bunları. Böyle yedeklediğim kendimce. Hepsi köklenmiş. Yani arkadaşlar değişik. Bakın gigantenin ortasına bakın. Nasıl çürüme yapmış. Yani kestiğim halde bakın çürümeye devam etmiş. Demek ki kaybedince, yani olunca yapacak daha bir şey kalmıyor. Çareler tükeniyor demek ki diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar, yani sağlık olsun. İnsan üzülüyor kayıplara ama yapacak bir şey yok. Şurada bir tane mamobijinim var. Onlar çok güzel olmuş. Onu göstereyim size. Böyle renkleri çok güzel. Şeker şeker olmuşlar böyle. Tatlı tatlı olmuşlar. Bu kızıma bayılıyorum zaten. Şurada bakın tacitüslerim çiçek açmak üzere. Şu verigate yine güzel bir tür. Öyle arkadaşlar, sukulentlerdeki durum bu şekilde. Yazın üzüyorlar bizi birazcık ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun, sağlık olsun diyelim. Evet, videoyu da burada sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı, musmutlu, güzel günler diliyorum herkese.